insan 5 senede neden 3 evet. bölüm okur? Bütün bunları bir geri küçük tabii, tabii, tabii. sohbete dönelim. Dönelim. Ben valla babamın kurbanı oldum. Babam benim çok akıllı bir tüccardı. İş adamı dememek lazım. Böyle tam şark kurnazı vari. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 tane bölümde okudum. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Önce ben Boğaziçi İşletme'de okumak istiyordum. O seneler çok meşhurdu Boğaziçi İşletme. İşte 83 yılında girdim üniversiteye. Fakat bana dediler ki işletmeyi tutturamazsan psikoloji yaz. Git işte geçersin. Kamu yönetimi yaz. Boğaziçi'nde çok kolay transfer oluyor. Ve ben ilk başa işletmeyi koydum, sonra ekonomiyi koydum, 3 numaraya psikolojiyi koydum ve ardından da turizmi yazdım. Aslında turizmci olmak istiyorum ama ekonomiyi kazanamadım, işletmeyi kazanamadım. Puanım da yüksek gelince birden psikolojiye girdim ama niye psikolojiye girmek istediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bana transfer olursun çok kolay hemen birinci yılın sonunda kendini işletmede bulursun demişler ya. Tamamen onun kurbanıyım ve ben terakki mezunuyum. Hazırlığı atladım. Bir giriyorum derslere Ayşe, Çince gibi birileri geliyor bir şeyler anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. 3 ortalama tutturmak lazım. Ben 3 ortalamayı tutturamadım. Ne yapsam ne etsem turizmde transfer açmıyor falan filan. Dediler ki sen o zaman orta kademe yöneticiliğe geç. Ben orta kademe yöneticiliğe geçtim tamamen insanları dinlediğim için. Ardından turizme geçtim. Sonra turizmi bölüm birincisi olarak bitirince Boğaziçi'nde... İlgilenmeyen adam ilgilendiği şeyi birinci... Aynen öyle. Yani çünkü turizm asıl istediğim şeydi. Ama şunu söyleyebilirim. Psikoloji eğitimi almanın çok faydalarını gördüm. Özellikle yaptığım işlerde. Psikolojide 2 sene okudum. Mezun olmadım ama 2 senelik bir eğitimim var. Şöyle ki rehberlik dışarıdan böyle çok güzel geliyor insanlara. Bana hep şey diyorlar. Hayatın kebap. Hep geziyorsun. Fakat 40 kişiyle beraber gezince... Aynen, senin 40, de Hande gibi delirdiğin evet, zamanlar... Ay, olmaz olur mu? Hem de ne zamanlar oluyor? Hep ben şunu söylüyorum. İnsanlar turlara fiziksel bagajlarıyla değil, beyinsel bagajlarıyla da geliyorlar. Arada bir de o bagajlar açılıyor. İçindeki kirli çamaşırlar hop rehberin suratına fırlatılıyor. O nedir? Mesela ne istiyor? Evet. Oraya gitmeyelim, aslında buraya gidelim. Ben onu istemedim de bilmem ne falan. Bu en çok ne sorun? Ya çok enteresan Ayşe. Aslında sorun yok ortada. Sorun yaşanmıyor. Sorunlar yaratılıyor. Mesela kadın bir gece evvel kocasıyla kavga etmiş ya da tam tersi olmuş. Birinden hırsını çıkartması lazım. Hedef tahtasında 12'de kim var tahmin edin. Sabahleyin 9'da mikrofonun başında gördüğü adam. İşte bu otobüs niye böyle? Çok ses yapıyor. Air condition iyi çalışmıyor falan gibi. Saçma sapan vesilelerle hayatınızı zorlaştırıyor. Ama bunlar bana çok güzel ders oldu yaşamla ilgili. Çünkü hiçbir şeyi dert etmemek gerektiğini bir öğrendim. İki, ne kadar şanslı olduğumu gördüm. Çünkü bu kadar problemli insanlardan sonra hayatımın çok renkli olduğunu anladım. Çünkü o kadar ufak şeyler büyütülüyor ki an itibariyle. Peki böyle sinirleri alınmış gibi mi davranıyorsun? Hani hiç yani nasıl yatıştırıyorsun ya kadını? Ben şöyle düşünüyorum. Güzel bir laf var Türkçe'de. Kötülüğü iyilikle döveceksin diye. Hiç olmamış gibi davranıyorum. Bir de yaptığım bir başka şey var. Gruba cezalandırtıyorum insanları. Mesela biri sürekli geç kalıyor. Ben çünkü çok dakiyimdir turlarda. Hep işte 9 deyince tekerleğin dönmesi lazım falan. Baktım geç kalıyor bunlar. İlk gün tamam sesimi çıkartmıyorum. Turları dolduruyorsun evet, öyle mi? Aynen öyle. İkinci gün diyorum ki birazdan bunları görünce kapıda alkışlayın diyorum. Bunlar alkışlayınca tabii millet bir utanıyor.